Basın mensubu arkadaşlar, biraz geniş çalışıyoruz. Şöyle geniş çalışalım arkadaşlar. Devam edin, devam edin. Geriye lütfen. Devam edin. Teşekkürler efendim. Tamam. Şehir merkezinde daha önce çocuk esirgeme kurumuna ait olan 3500 metrekarelik bir arazimiz var. Bu bir vesile ile TOKİ'ye verilmiş ve şu anda şehir merkezinde olduğu için buraya açacağımız engelli bakımı ve gündüz bakım evi ihtiyacı ilçemizin en büyük ihtiyacıdır. Bunun sebebi şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz ve engelli kardeşlerimize en yakın, en pratik ulaşılacak nokta burasıdır. Ayrıca dağınık olarak hizmet yürütmüş olduğumuz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın bütün birimlerini biz bu arsaya ve şehir merkezine taşıyarak buradaki kardeşlerimize daha iyi, daha başarılı, daha güzel bir hizmet sunacağız. Diğer bir isteğimiz de şudur. Malumlarınız Zonguldak ilimizde erkeklere yönelik engelsiz yaşam merkezi bulunmamaktadır. Devrek ilçemizde kadınlara yönelik engelsiz yaşam merkezimiz vardır. Ancak erkeklere yönelik engelsiz yaşam merkezimiz olmadığı için biz bu vatandaşlarımızı farklı illere gönderiyoruz. Dolayısıyla Soğanlıyörük mahallemizde yol üzeri ve devlet hastanesine yakın olması hesabıyla yaklaşık 10 dönümlük bir arazimiz var. Biz bu 10 dönümlük araziyi bakanlığımıza tahsis etmeye ve kullanımına açmaya hazırız. Eğer bu konuda da bizim önümüzü açarsanız biz erkeklere yönelik engelsiz yaşam merkezini de buraya kurmak için gerek hayırsever vatandaşlarımızdan gerekse devlet imkanlarından bunu yapmaya hazırız diye düşünüyorum. Halihazırda uyguladığımız istihdam politikaları ile de bugüne kadar Zonguldak'ta 1855 engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Yine Zonguldak'ta 922 engelli vatandaşımızı aktif iş gücü programlarından yararlandırdık. Biliyorsunuz burada iş kurumuz var. İş kurumuzun programları, aktif iş gücü programlarından mutlaka yararlanmanızı, mutlaka başvurmanızı öneriyoruz. Ayrıca girişimcilik eğitimlerimizi de başarıyla bitiren Zonguldak'ta 3 engelli kardeşimize de 136 bin lira hibe desteği vererek de kendi işlerinin sahibi olmaları için teşvik ettik. İnşallah 2019 yılında daha çok girişimci kardeşimiz, daha çok girişimci ve engelli kardeşimiz bu girişimcilik eğitim programına başvurup bu hibe desteğini almaya hak kazanacaklar diye umuyoruz. Türkiye güçlü bir ülke, bu millet de güçlü bir millet ve bu gücün asıl sahibi sizlersiniz, siz ailelerimizsiniz. Bugün sizlerin güçlü iradesi, hükümetimizin onurlu duruşu sayesinde 31 Mart yerel seçimlerine gidiyoruz.
Ve inşallah bu güçlü irade 31 Mart seçimlerinden de zaferle çıkarak 2023 hedeflerimizi emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bakın sizden bir hesap edin. Konuşuyor muyum? Çalışma. Peki siz içeri bir alalım. Onun sesini de. Eksiklerimiz de çok ama yaptıklarımız da çok. Bundan sonra yapacaklarımız da çok. İnanın şunu söylemek isterim. Evet, hem bir arada bulunuyoruz, sizleri görmek istedik. Hem de 31 Mart seçimlerimiz var. O seçimlerde de hepinizden destek istiyoruz. Şunu da söylemek isterim, özellikle söylemek isterim. Arkadaşlar, bu seçimlerden seçim de değil. Sadece belediye başkanını da seçmiyoruz. Öyle bir taraflar oluşmuş ki dünyaya bir baktığınız zaman etrafımıza şer güçler maşalarını kullandı hepsini yok ettik. Allah'a hamdolsun dinlerine girdik. Ülkemizden çıkardık. Ama şimdi açıktan açığa başka şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bunu hepinizin gördüğüne inanıyorum. Onun için biraz da siyaset anlamında devir bu, zaman bu, mekan bu, bunu da söylemek zorundayım. O yüzden bu oluşan taraflarda kimlerin olduğunu görüyorsunuz. Kimseyi tuhmet altında bırakmadan ama sizin gördüğünüz, izlediğinizde ben biliyorum. Zonguldak halkı her zaman milletinin, devletinin yanında olmuştur. Bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Erdemir bunun en güzel örneklerini her dönemde vermiştir. Fedakarlıkla fedakarlığın en güzelini yapmıştır. Sıkıştığı zaman devletimizin başı. Eğer bir cefa ve çile çekecekse onu da çekmiştir. Onun için bunun her şeyin güzeline layık olan Erdemir, çalışanlarımız ve Ereğli halkımız ve Zonguldak halkımız bunun gereğini bundan sonra da yapacak. Karadeniz Ereğli'miz Anadolu'da gerçekten gerçekleştirdiğimiz sanayi hamlelerimizin, kalkınmamızın en önemli bir üssü oldu aslında. Ve bu güzel ilçe zengin maden havzaları, çalışkan insanları, üretken insanlarıyla ülkemize değer katmaya devam ediyor. Ve Ereğli'den Alaplı'ya, Çaycumağı'ya, Devre'ye, Gökçebey'den Kilimli'ye, Kozlu'ya kadar her karış Zonguldak toprağında işçi kardeşlerimizin emeği var, alın teri var. Ve bu coğrafyada işçilerimiz, işverenlerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, her birimiz ekmeğimizi, soframızı paylaşarak bir gelecek inşa ediyoruz hep beraber. Ve çocuklarımız için daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Özellikle teknolojide, sanayide stratejik öneme sahip olan Erdemir, çelik üretimiyle de yüzümüzü artmaya devam ediyor. Ve işçi işveren dayanışmasının da güzel örneklerinden birini görmekteyiz burada. Ve bizler de hükümet olarak bu güç birliğinin, bu dayanışmanın arkasında durmaya da devam edeceğiz. Türkiye Erdemir gibi örnek işletmeler ortaya koyduğu dayanışma sayesinde büyüyor. Ve işverenlerimizin alın teriyle, işverenlerimizin emeğiyle büyüyor. Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanlar, hepimizin bildiği ekonomik manipülasyonlara başvuruyorlar ve kalkınma hamlelerimize de ötelemeye çalışıyorlar, engellemeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da başaramadılar, terör saldırılarıyla başaramadılar, dolar üzerinden yürütülen manipülasyonlarla da başaramadılar, ekonomi üzerinde kurdukları her oyunla da başaramadılar ve başaramayacaklar. Çünkü biz işverenlerimizle, çalışanlarımızla, devletimizle her zaman oynanan bu oyunların karşısında dik duracağız. Sizlerle beraber.